Merhabalar, Instagram'dan soruları sordunuz, doktorunuz da cevaplıyor. İlk sorudan başlıyoruz, kazık bir soru. Menisküs kök yırtığı ameliyatsız geçer mi? Seviye grade 2. Menisküs kök yırtıkları çok kritik bir yırtıklar. Normal menisküs yırtıklarıyla karşılaştırılamaz bile. Ciddiyeti şu, kökten yırtıldığı zaman bütün menisküsün stabilitesi bozuluyor. Grade 1 konservatif ameliyat dışı yöntem uygulanabilir ama grade 1'den yukarısı 2, 3, 4, 5 hepsi ameliyattır ve bir an önce ameliyattır. Eğer ameliyat zamanında ameliyat olmaz ise hasta ve grade 1 ve yukarısı ise ki grade 1 de iyileşmezse ameliyattır mutlaka ameliyat ister. Ve çok teknik bir ameliyattır. Tecrübeli biri tarafından yapılması çok önemlidir. Evet, sorulara devam ediyorum. Köprücük kemiği kırılmalarında ameliyat ile kemiğe vidalanan implant ne zaman çıkarılmalı? Teorik olarak şunu biliyoruz. Üst taraf için yani kol, omuz için 9 ay, alt taraf için de 12 ay beklenir ama bu bir kural değil tabii. Bu esnetilebilir, hem kısaltılabilir hem uzatılabilir. Daha önce şunu cevabını vermemiz lazım, öğrenmemiz lazım. Niye çıkartmak istiyoruz? Şimdi bazı özel kırıklar platinler dışında platinleri çok çıkarma taraftarı değiliz. Mesela buna istisnası nedir? Distal köprücük kemiği kırıkları. Köprücük kemiğinin eklem içi kırıklarında koyduğumuz bir özel kancalı plak var. Mesela bunu hemen 6 ile 9 ay arasında kaynama gerçekleşip gerçekleşmez. Biraz da oranın dayanıklılığı artmasını bekleriz, çıkarmak isteriz. Çünkü zor bir kırıktır, zor bir ameliyattır ve kancanın ucunu rotator tendonlarının üzerine koyuyoruz. Dolayısıyla bunun fazla kalması oradaki tendona zarar verir diye kaynar kaynamaz köprücük kemiğinin uç kırıklarındaki ameliyattan 6 ay sonra çıkarıyoruz. Ama onun dışında normal plak vida takılmış köprücük kemiği kırıklarında 1 sene beklenebilir, 2 sene beklenebilir. Hiç çıkarılmayabilir ama bir kural olarak dediğim gibi kaynamadan emin olduk, ondan sonra çıkarılabilir. Evet, güzel bir soru daha. Üçüncü soru. Menisküs yırtığı olan koşu yapabilir mi? 10 kilometre koşuyorum, ağrım yok bu arada ama menisküs var demiş. Anladığım kadarıyla menisküs vardan kastı MR'da herhalde bir şeyler yazıyor. Şimdi menisküs yırtığının ameliyat olabilmesi için ilk başta uzun bir ağrı yırtıldı diyelim. Yırtık var, MR'da da var, muayene bulgusunda da var. Muayene bulgusunda bizim bazı dizi zorlayıcı manevralarımız var, ondan anlıyoruz. Zaten biz menisküsü yırtığını MR'da görsek dahi hastada bulgu yoksa bunu yırtık olarak çok kabul etmiyoruz. Anlamlı değil çünkü. Çünkü bazen yırtık herkeste olabiliyor ama belirti bulgu vermiyor. Dolayısıyla beyefendinin de sorduğu yırtık var. Evet, koşabilirsiniz. Çoğunda koşabilirsiniz. Büyük bir yırtık, kova sapı gibi büyük bir yırtık değilse ya da flap dediğimiz bir yırtık tarzında değilse, kök yırtığı değilse ya da kuş gagası şeklinde değilse, en önemlisi squat, çömeldiğiniz zaman bir ağrı yapmıyorsa, takılma yapmıyorsa bu çok ameliyatlık bir menisküs yırtığı değil. Niye peki ameliyat etmiyoruz, yırtık var? Çünkü gerek yok. Artı oradaki yırtık da olsa o menisküsün size bir faydası var. Dolayısıyla koşuda özellikle çömelme hareketi olmadığı için koşabilirsiniz büyük bir yırtık değilse ama büyük bir yırtık, semptomatik bir yırtıksa, mekanik takılma yapıyorsa muayenede o zaman ameliyat olmanızı öneririm. Onu biliyoruz ki iyileşmeyecek çünkü. Öteki küçük yırtıklar iyileşir çoğu zaman. Evet, bir sonraki soru. Osteitis pubis için ameliyat önerir misiniz? Hiçbir tedavi başarı sağlanamadı, çok zor geçiyor diye. Zor bir durumdur osteitis pubis. Osteitis pubis'te ameliyat endikasyonları şöyle. Kasık fıtığı varsa o zaman ameliyat gerekebiliyor. İkisi birlikte hem osteitis pubis hem de kasık fıtığı varsa ameliyat isteyebiliyor. Bir başka ameliyat gerekliliği bazen leğen kemiğinin birleştiği yerde oluyor biliyorsunuz. O öndeki eklemde bir bozulmalar oluyor. Ve instability dediğimiz oynamalar oluyor. Bu sefer buna da eğer ağrısını geçiremiyorsak ve instability dediğimiz kararsızlık yani yerinden oynama eklemin doğal yapısı bozulduğu zaman oluşur ve çevresindeki bağlarda bir zayıflama olduğu zaman olur. Bu muayenede de anlaşılır. Röntgenlerde de özel leylek grafisi dediğimiz tek ayakta çekilen leğen kemiği grafisinde anlaşılır. Eğer böyle bir durum varsa onda da ameliyat
isteyebilir ama bence daha böyle agresif bir fizyoterapi, kuvvet, gevşetme, manevra terapiyle bir şansınız daha deneyin diye tavsiyemi söyleyeyim. Evet, bir sonraki soru, bir sporcunun 6 aydır kopuk olan distal tendonu düzeltebilir mi? Distal tendon herhalde distal biceps tendonu diye bunu cevaplayacağım, öyle varsayacağım. Vücudumuzun her yerinde tendonlar koptuktan sonra biz hemen ameliyat öneriyoruz bir an önce. Yani yarın değil, öbürsü gün olmasa da bir hafta 10 gün içinde ameliyat öneriyoruz. Neden? Çünkü lastik gibi kaçıyor. Kaçması demek işlerin büyümesi demek. Yani ameliyatta daha fazla kesiyorsun, tendonu alıyorsun, arıyorsun, buluyorsun, kısalmış oluyor, uzatmaya çalışıyorsun, uzamıyor, dirseği büküyorsun. Daha böyle non-anatomik, anatomik olmayan pozisyonlarda tamir ameliyatı yapıyorsun. Bu da ameliyat güzel oluyor mu? Oluyor ama ameliyat sonrası fizyoterapi süreci biraz uzun sürebiliyor. Onun için tendon yaralanmalarında ameliyatlık ise bir an önce ameliyat olun. Düşünmeyin yani. Olun. Bunun başka tedavisi yok. Dolayısıyla 6 aylık distal biceps tendonu tamir edilir mi? Biraz zor. Yeni bir MR'lar çekilip bakılır. Kopmuş, nereye kadar kopmuş, nerede duruyor? Bazen hiç belli olmuyor. Muayene ediyorsunuz, tendon hemen çok yakında görebiliyorsunuz. Ama benim tecrübem 6 aylık bir distal biceps tendonu artık primer tamirden ziyade rekonstrüksiyon yöntemleriyle tedavi edilmesi planlanarak ameliyata girilmelidir. Ne demek bu? Biz yine tendonu arayacağız, bulacağız. Bunu koptuğu yere vidalamaya çalışacağız. Ama bu olmayabilir. Bu sefer ne yapacağız? Bu sefer aynı ön çapraz bağ tendonunda olduğu gibi hamstring tendonlarından alıp bir rekonstrüksiyon ameliyatı, yani o tendonu uzatacağız, o şekilde bağlayacağız. Bir sonraki soruya hemen geçiyorum sevgili takipçilerim. Güzel bir soru. Omuz çıkığı ameliyatından sonra tekrar omuz çıkar mı? Bu çok güzel bir soru. Niye? Çünkü spor cerrahisinin fokuslandığı yer tarihsel olarak tamir yapılmış basit ameliyatlarla birlikte çıkmış. Niye çıkması araştırılmış? En son böyle oturup bir matematik hesabı var. Humerus başı ve bunun yuvası, ne kadar bir hasar var etraftaki, özellikle labrum yırtığı ne kadar boyutta, humerus başında çöküntü ne durumda, hastanın genel bir eklem gevşekliği, laksitesi var mı? Niye çıkıyor? Acaba gerçekten bir kere çıktı ondan sonra yer mi etti? Yoksa hastanın bir epilepsi hastalığı mı var? Gibi bunları ortaya koyuyoruz. Karşılığında bize bir tabloda bir ameliyat çıkıyor. Tabii ki ona %100 uymak durumunda değiliz ama en azından bir fikir veriyor. Sonuç olarak, güncel olarak omuz çıkığının tedavisinde bir ortopedik cerrahın yaptığı ameliyat çıkmamalı. Bunun için detaylı röntgen, MR, tomografi ile ölçümler yapılır, ameliyat seçilir ve uygun ameliyat da çıkmamalıdır. Son soru, fibula kırığı için takılmış platinin kemik kaynadıktan sonra çıkartılmasını önerir misiniz? Evet, bu sorular çok geliyor. Yani önermiyoruz bir rahatsızlık yapmıyorsa platin. Kesinlikle gerek yok. Yani ağrı yapıyordur, hassasiyet yapıyordur. Özellikle köprücük kemik kırıklarında çanta asarken, kadın hastalarımız sütyen takarken, atlet takarken rahatsız olurlar. Tamam, o çıkarılır. Fibula kemiği, yani ayak bileğinle dizin arasındaki kemikte ayak bileği tarafında bir hassasiyet, bir iritasyon yapıp ağrıya sebep olabilir. O zaman çıkarılabilir. Ama onun dışında çıkarılmasına çok gerek yok. Bir sonraki seride görüşmek üzere.